ayaklarım şeyli, kasıklarım kadar bayağı artık yani o yani ağrılardan uyuyamıyorum evde. Dokunamıyorum. Vücuduma dokununca yanıyorum gibi. Her tarafım yanıyor gibi yani. Herkes şunu bilsin bile. Evet, acılarım, ağrılarım çok fazla artık. Belki dayanılmaz ama ben belki de sonra kimse bir daha adaletle ilgili bir acı çekmeyeceğim diye. Ben bütün acıları çekmeye de razıyım. Herkes bunu bilsin. Hiçbir acı yarına kalmasın diye ben hepsini bugün çekerim yani. Sorun değil, dayanırım. Söyle sen. Şehitliğinden 2 gün sonra rüyamda gördüm elini. Armutlu'daki direniş evinin arkasında papatya topluyordu gülümseyerek. Papatya gibi topladığı güzellikleri halkımızla paylaşmak, halkına sunmak için bu da bizim gibi direnişteydi. Dişiyle, tırnağıyla. Elin topladığı tüm güzellikleri şehitliğiyle halkına sundu. Ondan biat etmesini, teslim olmasını, onurlu bir, onursuz bir yaşam seçmesini istediler. O direnmeyi seçti. Halk için söylediği türkülere, grup yoruma yasak koymaya kalktılar. Bedeniyle, bedenimizle barikat olduk, oluyoruz. Sanatını direnerek sürdürdü. Şehitliğiyle zafere ulaştı. Hepimize kutlu olsun. Elinin adalet özlemi şimdi bizimle büyüyor. Halkın avukatları İbrahim Gökçek, Didem Akman, Özgür Karakaya ve ben bedenimizle adalet istemeye devam ediyoruz. Elinin de bizim de halkın da adalet özlemini son vermek istiyoruz artık. Herkese selam. Herkesi çok seviyorum. Biz de